Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, bir hadis-i kutsi okuyoruz. Allah-u Teala'ya karşı hüsnü zan hakkında gelen hadis-i şerifler Buhari'de ve diğer kitaplarda bu var. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh, kale. Ebu Hureyre radıyallahu anh, rivayet ediyor. Kale, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yekulullah azze ve celle. Mevla Teala buyurdu. Ene inde zanni abdi bi. Kulumun, ben kulumun bana olan zannına göreyim. Kulum beni nasıl zannederse beni öyle bulur. Evet. Ve ene mahu izâ zekereni. Ben, o beni zikrettiği zaman ben onunla beraberim. Beni zikrettiği zaman onunla beraberim. Manevi beraberlik başlıyor. Allah Allah diye zikrettiğin zaman Allah Teala seninle beraberdir. İşte tarikat işte burada bak ne kadar mühim. Tarikat inkar edenler ne kadar mahrum. Ve zekereni fi nefsi. Kendi nefsinde tesbihini aldın. Kendi içinde Allah Allah diyorsun, sessizce, kimseyle alakan yok. Zekertu fi nefsi, ben de onu kendi nefsimde zikrederim, hatırlarım diyor Cenab-ı Hak. Ve in zekereni fi meleğin hayrim minhum. Evet. Ve in zekereni fi meleğin, eğer beni bir toplulukta zikrederse, zekertuhu fi meleğin hayrim minhum. İbarede böyle bir şey olması lazım, burada bir noksanlık var. O beni kendi topluluğu içinde, kalabalık içinde zikrederse, ben onu zekertu fi meleğin hayrim minhum. Onlardan daha hayırlı olan bir topluluk içinde ki melekler topluluğudur. Onlar arasında ben onu hatırlarım. Zikrederim. Filan kulum ben zikrederim. Ve en tekarrabe ileyye bir şibrin. Kulum bana bir karış yanaşırsa tekarrabtu ileyhi zira'an, ben ona bir kulaç yanaşırım. Ve en tekarrabe ileyye zira'an, o bana bir kulaç yanaşırsa tekarrabtu ileyhi ba'an, ben ona daha büyük bir mesafe, manevi mesafeyle yanaşırım. Yani kucak dolusu diyelim. Tabiri caizse. Ve in etani yemşi, bana yürüyerek gelirse eteytu her veletin, ben ona koşarak gelirim diyor. Bunlar acayip hallerdir. Mevla bunların hakikatini bizi kavuştursun inşallah. Evet. Eteytu her veletin, her velet süratle gelirim diyor. Bana yani az bir ibadette yönelse ben onu kabul ederim demek istiyor. Az bir ibadetine karşılık çok mükafat veririm demek istiyor. İbadet arttıkça benim ona vereceğim sevap artar demek istiyor. Evet. Buradaki tekarrup, yanaşmak, her böyle koşmak gibi şeyler hep mecazi manalardır. Hakikaten Allah-u Teala bilir. Mevla Teala inşallah bunun hakikatine bizleri kavuştursun. Mevla onu severim, makbul kulum olur, onu sevapla karşılarım, hayırla yad ederim, hoşumuza giden şekilde bize karşılık verir demektir. Mevla Teala bu güzelliklerden bizi haberdar etsin. İşte tarikatın önemini de anlamak lazım. Bu tarikatta böyle ince haller vardır, buna göre dersler vardır, beraberlik dersi vardır, yakınlık dersi vardır, muhabbet dersi vardır. Bunlar yani insanın ruhunun arzu ettiği şeylerdir. Tabi ruh ölmemişse, ruh betonlaşmamışsa, ruh dünyacı olmamışsa, nefsine uymamışsa, ruh nefsine uyarsa ne olacak? O daha ne yapacak ibadeti? O eğlence arar, o müzik arar, keyif arar, dünyalık arar. Ona ibadet fayda vermez. Önce onu imanla, istiğfarla, gözyaşıyla doldurmak lazım. Sonra onun gıdası olan ibadeti, zikri vererek ruhu kuvvetlendirmek lazım. Böylece ruh kuvvetlendiği zaman bu manevi halleri elde edebilir. Cenab-ı Hak ruhumuzu dirilsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.